Herkes Şok kanalından hepinize selamlar. Kırmızı Oda'da kumduk adaktörü olarak karşımıza çıkan kişinin gerçek hayatta neler yaşadığını bu videomuzda size anlatacağım. Videomuz başlamadan önce lütfen kanalımız Herkes Şok'a abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Kumru'nun gerçek hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarında yer almakta. Psikiyatri doktoru olan Gülseren Budayıcıoğlu'nun hastalarından birisi kumduk karakteri. Gerçek adı Hayal. Hayal aslında bir hayat kadını. Hayal daha önce doktor hanımın hastası olan Esma'nın tavsiyesiyle geliyor doktora. Hayal oldukça asabi birisi. Elmas da hayat kadınıymış, daha sonra genel evden kurtulmuş, kendine ev almış. Hayal de Elmas'ın evinde hayat kadını olarak çalışmaya başlamış. Hayal cebinden birkaç ilaç kutusu çıkartıp bana bu ilaçları yazın, daha sonra ben gideyim diyor doktor hanıma. Hayal daha önce birçok psikiyatriste gitmiş ve hep ilaç verip yollamışlar. İlaçları bitince de Esma benim doktoruma git demiş. Doktor hanım ona ilaç verip onu yollamak istememiş ve Hayal'e lütfen bana hikayeni anlat demiş. Hayal de hikayesini anlatmaya başlamış. Daha önce kimse Hayal'e böyle bir şey demediği için Hayal aslında oldukça şaşırmış. Hayal'in annesi öğretmen, babası hakimmiş ve iki kız kardeşlermiş. Babası sert, çocuklarını döven biriyken annesi ise oldukça sessiz, sakin ve içine kapanık biriymiş. Hayal biraz uçarı bir kızmış. Ayrıca tembelmiş, okumaya da niyeti yokmuş. Kardeşi ise tam tersi akıllı, çalışkan bir kızmış. Bu yüzden babası genelde hep Hayal'i dövermiş. Hayal hep sınıfta kalıyormuş. Sonra bir çocukla tanışmış ve onunla gezmek için hiç okula gitmemeye başlamış. Ailesi de bunu öğrenmiş, çok kızmış ve Hayal'i dövmüşler. Daha sonra Hayal'le başa çıkamayınca ailesi Hayal'i bu çocukla evlendirmiş. Ama Hayal gittiği yerde de mutlu olamamış. Kocasının işi gücü yokmuş, tembel bir adammış ve sorumsuzmuş. Hayal baba evinden kaçıp koca evine gitmiş ama baba evinde yaşadığı sıkıntıların çok daha beterini yaşamaya başlamış ve mutsuz olduğu için baba evine geri dönmüş. Ailesine pişmanım, bir daha böyle bir şey yapmayacağım, siz ne derseniz onu yapacağım demiş ve babasının evinde yaşamaya başlamış. Hayal bir süre sonra yeniden sıkılmaya, gezmeye, tozmaya, bir şeyler yapmak istemeye başlamış. Lakin bu sefer ailesi sen boşanmış bir kadın, adın çıkar, sürekli etrafta gezme, dolaşma demeye başlamış ve Hayal kapalı bir evin içerisinde resmen hapsolmuş gibi yaşamaya başlamış. Derken Hayal yine bir gün işsiz, güçsüz, bir baltaya sap olamamış bir çocukla tanışmış ve henüz çocuğu doğru düzgün tanımadan çocukla evlenmek için evden kaçmış. Adam ve Hayal 2 yıl boyunca bir gecekonduda yaşamışlar. Adam çalışmıyormuş, nikah yapalım dediğinde Hayal nikah da yapmayalım, iş yok, güç yok, daha sonra diyormuş. Derken adam Hayal'e sen gir bir işe çalış, ben iş bulamıyorum demeye başlamış. Bu arada adam sürekli eve de arkadaşlarını getiriyormuş. Hayal onlara hizmet ediyor. İçki masaları hazırlıyormuş ve daha sonra adam gündüzleri dışarı çıktığında Hayal adamın eve getirdiği adamlarla baş başa kalıyormuş. Derken Hayal daha sonra anlamış ki aslında sevdiği adam Hayal'i eve getirdiği adamlara pazarlıyormuş. Adam Hayal'i eve gelen arkadaşlarına pazarlamaya başlamış. Sonra da Diyarbakır'daki bir genel eve satmış. Hayal 4 yıl genel evlerde türlü zorluklarla yaşamaya çalışmış. Daha sonra da Esma kendi genel evini açtığında Esma'nın yanına gitmiş ve orada çalışmaya başlamış. Doktor Hayal'e her ne kadar yardımcı olmak istese de Hayal bunu kabul etmemiş. Ben zaten bu hale geldim. Benim için yapacak bir şey yok. Muhtemelen çok da yaşamam. Siz bana ilaç verin, ben beynimi uyuşturayım. Bu şekilde en azından yaşama gücü bulayım demiş. Ve doktor hanıma ilaçlarını yazdırmış ve gitmiş. Bir daha da doktor hanım Hayal'i görmemiş. Yani Hayal'in sonu aslında oldukça kötü bitiyor. Hayal çeşitli zorluklar yaşıyor ve maalesef bunu kabul ediyor, kurtulmaya da çalışmıyor. Evet arkadaşlar, Kırmızı Oda dizisinde sizi en çok etkileyen kimin hikayesiydi? Bunu aşağı yorum olarak yazın lütfen. Ayrıca kanalımıza Herkes Şok'a da abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.